geldiğimiz 2019 yılında şu anda içinde bulunuyoruz ve henüz daha yıl bitmiş durumda değil. Yılın son dönemlerinde, son aylarındayız. Baktığımızda en çok kullanılan YouTube 4,5 milyona erişmişken Instagram ise 374.222.000'de kalmış. Şimdi aradaki artışı fark edebildiniz değil mi? Evet. Nereden baksanız her yıl %100 bir artış oranı var. İzleme oranlarında, paylaşım oranlarında, takip oranlarında. Bu neye işaret ediyor arkadaşlar? İnternetin ucu bucağı olmadığı, sürekli büyüdüğü, sürekli etkileşimlerinin arttığı. Peki bu sizce kontrollü bir mekanizma mı? Amerika'da yaşanan bir olayın Türkiye'de duyulması ya da Türkiye'de yaşanan bir olayın Amerika'da saniye içerisinde duyulması. İletişim hızının artmasını sağlar. Ne diyeceğiz biz diyeceğiz ki arkadaşımıza Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Bak şurada ne diyoruz? Görüşürüz ki. Kendine iyi bak. Ama işte ne yapıyoruz? Kendine iyi bak yazacağız. KB kusura bakma. Teşekkür. Gazetecilik mesleğini sizlerle paylaşacağız, tanıtacak. Hatta programın yürüyüşünü şöyle yapalım. Önce tecrübe mi, bilgi mi? Tecrübe. İlk önce gittiğimiz zaman tabii ki tecrübe dediniz ama ilk önce bilgi gerekiyor. Yani ilk başta. Bu işi bilmiyorsun mesela. Bu işi bilmediğin zaman, olay yerine gittiğin zaman ilk önce bilgi akışı sağlamak zorundasın. Bilgiyi alıyorsun. 5K1K dediğimiz olay. Ne, ne zaman, ne için, neden, kim ve kim tarafından. Bu şekilde araştırıyorsun yerin olay ve yeri saatini. Akabinde haberleştirip daha sonra haberleri servis ediyoruz. Şimdi bizim gazetecilik mesleği tabii ki güzel tarafları da var. Zorlu tarafları da var. Ben güzel tarafından bahsetmek istiyorum. Kötü taraflarından bahsetmiyorum çünkü. Güzel tarafı çok güzel bir şekilde çevreye dönüyorsun. 5. katın en yükseğinde değil mi? 5. katta bir yangın olayı vardı ve o alanda o mahallenin doğalgazını kesmişler ama orada içeride biriken o gaz ve tüp ile birlikte patlamasıyla birlikte ben de o sırada canlı yayındaydım. Önümdeki insanların kaçın dememe kalmadı. Zaten o ateşler benim üzerime geldi mesela. Orada bir tehlike atlattık. Tabii ki bu kötü taraflarından bir tanesi ama tecrübe ediniyoruz. Bilgilerini, birikimlerini doğru kaynaklardan bilgiye, belgeye ve olaylara dayanarak yapılan işlerdir. Yani bir haber yaptığınız zaman belgesi olmalı, bilgisi olmalı, doğruluğu olmalı. Gazetecilik daha çok 1800'lü yılların başında takvimi vakayi ile başlayan bir süreç. Aşağı yukarı ülkemizde 159 yıldır, bu sene 159 yıllık yapılan bir meslek. Gazete, evinizde eskiden gazete abonelikleri vardı. Giriyordu belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Ama şimdi ne yapıyoruz? Bütün her şeyimiz sosyal medyada. Gazeteyi de sosyal medyadan takip ediyoruz. Gazetecilikle alakalı merak olan arkadaşlara, öğrenmek isteyen arkadaşlara, tabii gazetecilik demin dedim, sadece yazı yazmak değil, fotoğraf çekmek, kameramanlık yapmak, muhabirlik yapmak, spor alanında yazmak, ekonomi alanında yazmak, farklı alanlarda yazmak, başlı başına iş gazetecilik. Dolayısıyla gazetecilik bize çok şey katacaktır. Ona inanıyorum.